Herkese iyi akşamlar. Bir kadının yeni bugün çok değerli bir konuğu var. Akademisyen yazar Nuray Mert. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Siz her programa davetini kabul etmiyorsunuz. Bize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Her programdan ziyade arkadaşlar doğrudan benden bahsedilen programlara pek öteden beri daha sık medyada olduğum zaman da pek katılmazdım. Ama siz bir istisna. Tabii hem iki kadın genç medya mensubu olarak çok desteklediğim bir şey. Hem de bizim bir kedi hikayemiz var. Gökçe'de siz de hatırlarsanız. Burada bir programa geldiğimde bir sokak hayvanını kurtarmıştık topluca. Ben de biraz elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Şimdi rahatı iyiymiş. Evet. Bu vesileyle geçen hafta da sokak hayvanları günü 4 Nisan. Bu vesileyle onu alalım, analım. Özellikle de öyle bir şey olsun istedim. Onun üzerine konuşayım istedim. O yüzden ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Çok iyi için. Yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Kedimiz şu anda iyi, Roza. Evet, Roza. Sevgili burada genel yayın yönetmen yardımcımız Tamer Durak. O sahiplendi kediyi de. O sağ bakıyor, olsun. Ara fotoğraflarını. Herkese de çağrı yapalım lütfen. Evet, yani dışarılarda beslemek de bir şey. Evet, sahiplenme konusu. O zaten bütün hayvanseverlerin çok ısrar ettiği bir şey. Bana mahsus iş değil. Hatta ben çok geç bu kervana katıldım doğrusu. Sizin de iki tane kediniz var aslında. Şimdi var ama işte ben 55 yaşına kadar kedi fobiktim. Öyle mi? Son, ne kadar güzel bir örneksiniz yani bu son anlamda. Son 4 senede böyle birdenbire böyle bir çok şükür Allah'tan o korkumu yendim. Tam tersine ama aşırı bir tarafa gitti. Şimdi de işte sonradan davaya şey yapanlar veya yani din değiştirenler daha heveskar olur ya. Ben de şimdi çok daha heveskarım. Biraz da acemiyim o açıdan. Nasıl kırdınız o fobinizi? Hiçbir fikrim yok yani. Kendi kendine biraz oldu herhalde. Bir arkadaşım kedi almak istedi. Yakın bir arkadaşım. İşte onun kedisini gördüm, fotoğrafını çok sevdim falan. Böyle birdenbire, bilmiyorum. Ben de bir arkadaşımla birlikte. Tahmin etmediğim şekilde. Evet, ondan sonra da böyle ani bir aşırı kedi severlik. Yoksa yani genelde hayvanları severim zaten. Trabzon'da kardeşimin de hep beslediği köpekler falan vardı. Köpekle ilgili falan bir sorunum yoktu. İşte kediden böyle var ya, biliyorsunuz yaygın bir şey kedi fobisi. Evet. Ve çok kötü yani, inşallah. Benim gibi olanlar derman bulurlar en kısa zamanda benim gibi. Umarım onlar da sahiplenirler sonra sizin gibi. Evet evet, lütfen yapsınlar yani. Siz Trabzon demişken oradan devam edelim. Sizin hayatınızda aslında iki önemli yer var. Trabzon ve Nişantaşı. Zaten Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Trabzon Fevziye Mektepleri Işık Okullarından da mezunsunuz. Trabzon değil o. Hangisi? Neresi? O Teşvikiye'de zaten. Pardon, Nişantaşı için orayı söyleyecektim. Nişantaşı için söyleyecektim. İki önemli yer, Nişantaşı ve Trabzon. Evet. Zaten o yüzden yani. Nişantaşı o vesileyle. Birbirinden tezat yerler gibi bunlar değil mi? Nasıl böyle o iki yerin sizin için anlamı? Yo, Trabzon ve Nişantaşı. Çok tezat değil mi? Öyle zannedilir ama öyle algılanır. Siz ne dersiniz? Çok tezat değil çünkü yani bizim Trabzon'da yaşadığımız hayatta yani bir burjuva hayatı ve ailesi çerçevesindeydi. Dolayısıyla hani benim için çok yani değişik, çok radikal bir değişiklik itiraf edeyim ki olmadı. Halamla geldim buraya, liseye geldiğimde, daha sonra kız kardeşim de geldi. Zaten halamla da birlikte oturuyorduk ve ben asıl çok halasına düşkün bir kızım. Onun da yetişmemde büyük bir katkısı var. Dolayısıyla bana çok farklı gelmedi yani. Çünkü evet, yani biz doğduğumuzdan beri hep zaten çok seyahat ederdik. Şuydu, yani ben ve sadece ben de değilim ki. Yani Trabzon'da işte o zamanlar çok özel lise yoktu biliyorsunuz. Sadece İstanbul'da belli liseler özel liseydi. Ve iyi eğitim kurumları falan diye adı çıkmıştı. O yüzden de Trabzonlar işte yani böyle hali vakti yerinde olan insanlar falan çocuklarını zaten ya ortaokuldan ya da liseden itibaren İstanbul'a gönderirlerdi. Yani benim ilkokul arkadaşlarımdan da var Trabzon'dan gelen. Öyle bir adet vardı yani. O yüzden çok çok radikal bir değişiklik olmadı. Sizin için anlamı ama... Yani Işık Lisesi de tabii Teşvikiye'de olduğu için Teşvikiye'de. Evet. O oturmaya başladık falan. Sonra başka böyle bir yerlere taşındım falan ama içime sinmedi. Nişantaşı'da demeyelim. Çünkü Nişantaşı deyince böyle sanki böyle alışveriş merkezinin göbeğinde
yaşıyoruz gibi. İşte ışık sesine yakın olduğu için öncelikle tercih ettiğimiz bir yerde. Ondan sonra da tabii çok alışık olduğumuz bir yer olarak öyle devam etti. Siz lisans eğitiminizi Boğaziçi Üniversitesi'nde evet. tamamladınız. Yüksek lisansınız ve doktorunuzu da orada evet. aldınız. Akademik hayatınızda Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan olarak başladınız. Başladım, evet. Başladınız ama İstanbul Üniversitesi öğretim üyeliğine geçmek arasında biraz bir zaman farkı var. Çok uzun galiba. Bir zaman var. 13 yıl kadar. Boşluk var. Ne yaptınız evet. orada? Vallahi ben o arada iş bulamadım. Boğaziçi Üniversitesi'nden de ayrılmam hoş şartlarda olmadı açıkçası söylemek gerekirse. Zaten Boğaziçi Üniversitesi işte kendi doktora verdiklerini istihdam eden bir siyasi politikaya sahip değil. Fakat onun ötesinde de ben çok hoş olmadığını düşündüğüm, öyle anımsadığım bir şekilde ayrılmak zorunda kaldım. Ve de uzun sürede işsiz kaldım. Çünkü bunun en önemli nedeni zannediyorum. İşte ben o zamanlardan işte başörtü yasaklarına karşı filan böyle bir çok itiraz eden biriydim. Ve o pek çok çevrede hoş karşılanmayan bir şeydi. Ve de yani şimdi sorsanız Boğaziçi'ndekiler de bunu unutmuşlardır herhalde ama çünkü şimdi çok onlar, özgürlükçü bir onlar, yer. Orası da bu bakımdan çok özgürlükçü değildi ve i̇şte, benim yani İslamcıları destekleyen bir insan falan durumuna düştüm. Bütün akademik camiada da öyle bir hava vardı. Zaten sonrasında 28 Şubat oldu biliyorsunuz. Zaten ben o zaman da çok tanınmıyor olsam da bir çevrede ipi pazara çıkmış bir insandım yani. O yüzden uzun süre iş bulamadım açıkçası. Devlet Üniversitesi'de istiyordum. Özel üniversitede istemiyordum. Hoş onlar beni istiyor muydu onu da bilmiyorum. O yüzden çok uzun süre işsiz kaldım. İşte o arada dışarıdan doçentlik sınavına girdim. Dışarıdan doçent oldum ve sonra işte bu şeydi hava değişince paradoks bir şekilde AK Parti'nin iktidar olmasıyla bu hava değişti. 28 Şubatçı hava değişti üniversitelerde falan. İşte o sırada işte, arkadaşım aslında Ufuk Uras İktisat Fakültesi'ndeydi. Biz yeniden açılıyoruz falan dedi. Bir ara kapanmış öğrenci almamış. Başvurun Uray dedi. Sağ olsun onun sayesinde Toktamış hoca vardı. Toktamış Ateş bölüm başkanı. Sonra işte oraya girdim. En sonunda işte orada 10 yıl falan bir öğretim üyeliği yaptım. İyi ki girdiniz. Biz Merve ile İstanbul Üniversitesi'nden biliyorsunuz. Evet. Bizim de hocanızsınız aslında o anlamda. Evet. İyi ki gelmişsiniz diyelim. Siz az önce dediniz ya hani Boğaziçi'nden 28 Şubat sürecinde aslında. Öncesinde ayrı, ama öncesinde bir ama atmosfer, ilk, evet böyle bir atmosfer ben hissediyordum. Şimdi de barış imzacısınız. Şimdi de tam tersi bu dönemin aslında evet. her devrin istenmeyeni mi denir? Evet, ne denir öyle artık oldu. Bilmiyorum. Siz bir de ilk aslında başörtülü kadının haklarını savunan isimlerden de birisiniz. Hatta birlikte bir dönem program yaptığınız Ayşe Börler sizin için kendi yakın çevresinin protestolarına boykotuna rağmen bizim için büyük kavgalar verdiği günlerin yakın tanıyım der. Büyük kavga dediği bunlar yani insanın başına gelecek tatsız işler. Değil, evet. Yani aslında hiçbir mahalleye ait olmadınız ve hep kendi özgün duruşunuzu korumuş bir isimsiniz. Yani biz Merve ile yayını hazırlanırken evet. de böyle bakarken de işte arşivlere vesaire gerçekten dedik ki hani hep kendine ait bir duruşu olmuş bir kadın her dönemde, her devirde. Çok yıprandığınız anlar oldu mu bunu korumaya çalışırken? Çünkü bu çok özgün bir duruş sizinki. Vallahi zaten o biraz karakter meselesi. Yani öyle çok hani kaldıramayacağınız bir yük olsa öyle bir karakter de olmuyorsunuz zaten. Değil mi? Bir şekilde bir evet. çevreye uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani insanın gerçekten de kaldırabileceği yük var, kaldıramayacağı yük var. Biraz yani karakterim buna müsait. Öyle çok kolay yıpranan filan birisi değilim. Açık söyleyeyim çok. Yani kırılgan, çok kolay yıpranan filan bir insan olsam zaten dediğim gibi yani hayat sizi bir şeye zorluyor ve siz de en sonunda bir çevrenin bir insanı oluyorsunuz filan. Öyle bir karakterim yok. Ama onun dışında o öyle bir karakterim yok diye tabii insansınız. Yani bir sürü aksilik insanı çok etkiliyor. Özellikle işsiz kalmak etkileyici bir şeydi. Sadece o dönemde işsiz kalmak da değil. O dönemde ben sosyal çevremde de yani aile de başta olmak üzere çok yadırgandım. Çok gerilimli bir dönemdi. Çünkü Türkiye şimdi hani gençler için bu dönemi bilmiyorlar.
O yani işte İslamcılara destek veriyor olmak, yani başörtüsü falan dediğiniz zaman bu böyle algılanıyordu. Hemen bir etiketleme. Evet ve öyle bir hava çok ağırdı ve ben yani sonraki dönemlerde çok böyle tırnak içerisinde aşırı bana demokratlık taslayan pek çok arkadaşım biliyorum yani. Hı hı. Ben daha kimsenin evine yemek yemeye bile gidemez olmuştum. Çünkü her böyle bir akşam yemeği partisinde falan birisi bir şey çıkar, bir şey söyler, bir gerginlik olur falan yani. O derece Türkiye'de tatsız bir atmosfer vardı. Ben onu yaşadım. Sosyal çevrem çünkü çok farklı. Dediğim gibi evde de çok büyük bir huzursuzluk tabii. Yani ben çok iyi okuyan falan böyle parlak bir insanken birdenbire istenmeyen iyi insan ve iyice sapıtmış bir evlat haline geldim. Yani çok bana kötü muamele gördüm demiyorum ama evde de tatsızlık oldu açıkçası. Yani çünkü ben çok koyu bir CHP'li ailedenim. Biraz da zaten o yüzden başörtüsü işiyle çok uğraştım. Yani ona bir tepki olarak, çünkü orayı, o çevreyi biliyorum yani. O çevredeki sorunları biliyorum. Yani nasıl bir haksızlık söz konusu onu biliyorum. O yüzden oldu. Yani öyle bir şey oluyor tabii, iş veya iş bulamamak veya dışlanmak filan. İnsanı tabii çok iyi etkileyen şeyler değil. Siz imzacı akademisyenlerdensiniz. Evet. Aynı zamanda. Ve emekli oldunuz. Evet. Çünkü o süreci de tabii yani o da şimdi imzacılar hakkında işte biliyorsunuz açılan soruşturmaları filan. Yani dalga dalga KHK'larla arkadaşlarımız, imzacı arkadaşlar işten atıldılar. Ben de emekliliğim yani erken oldum tabii ama Allah'tan emekliliğin yani asgarisini doldurmuştum. Ve bir tedbir olarak emekli olmayı tercih ettim. Yani ona da şükrediyorum. Ondan sonra tabii şey açıldı yani. İşte dava açıldı, mahkumiyet aldım. İşte herkesin, aşağı çoğunluğun diyelim, herkesin değil de bir yıl üç ay erteleniyor biliyorsunuz o. İşte şimdiki durumum o. Dolayısıyla evet şimdi yani daha önce de medyadan atılmıştım zaten. Onlara da geleceğiz. Siz aslında bir dönem aydınlatma ve tasarım işi yaptınız. Evet. Böyle tasarım var mı merakınız? Öyle var işte bu 13 işleri. Yıl yani üniversiteden uzak kalınca kız kardeşimin de benim de çok hobimiz olan şeylerdi. İşte dekorasyon falan filan o zamanlar yani 90'lı yılların başında Türkiye'de çok yeni alanlardı bunlar. Biz de böyle zaten arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunuruz filan dekorasyon açısından işte veya moda açısından filan. Onu öyle şeyleri takibi çok severim. Aa. İtiraf etmek gerekirse. O yüzden de bilebildiğimiz bir alan diye öyle bir iş açtık kız kardeşimle. O hala devam ediyor. Gayet iyi de gitti. Türkiye'de çok dönüştü o esnada yani bu hani dekorasyon şeyler işte tasarım özellikle yani. Eskiden mesela biz başladığımızda tasarım yadırganan bir şeydi. Daha çok yabancı marka tercih ediliyordu o alanda da. Ama bizim gerçekten çok iyi ustalarımız var, onu da söyleyelim. Herkes böyle bir işin ucundan tutsun. İşin bu tarafı da var yani. Şimdi siz ne yaptırıyorsunuz? Biz pirinç metal döktürüyoruz filan. Daha çok pirinç malzemeyle, metal malzemeyle iş yapıyoruz. Ama mermer işlemeciliği çok iyi yani. El sanatları Türkiye'de çok çok gelişmiş vaziyette. Ve o alanlarda üretim yapmak gerçekten çok başarılı sonuç veriyor. Yani o ustalıkların bir de unutulmaması açısından. Atılması. Evet yani o benim hala çok sevdiğim bir şey. Yani mümkün olsa hani gene ona benzer başka bir iş yapacağım ama o kadar çok yani politik olarak şey yapıldım ki yani böyle kodlandım ki o da insanı engelliyor başka bir iş yapmasını. Siz az önceki konuya yine tekrar gelelim aslında. Medya bir dönem çok sık yorumculukta yaptınız. Doğru bir kelime bilmiyorum. Hedef gösterildiniz, uzaklaştırıldınız, yasaklandınız. Kendinizi aslında çok dayan bilmiyorum. Ben sizin mesela doğru tanındığınızı bilmiyorum herkes tarafından. Çok yanlış insanların çok yanlış etiketlerde de bulunduğunu düşünüyorum. Siz çok yayından önce de konuşuyorduk. Çok erken bir şeyleri fark eden bir isimsiniz aslında. Kimsenin yazmadığı dönemler, bu dönemleri de görmüş bir isimsiniz diyebiliriz. Nasıl, şu anki medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu anki medyanın benim değerlendirmeme ihtiyacı yok. Şu anda medya falan yok yani. Hı hı.
tamamıyla bir resmi bir propaganda mekanizmasının bir aracı ana medya dediğimiz. Yani onun dışında sizler gibi mecralar var ama diğerleri artık dediğim gibi, yani bunun da tartışmalı olduğu bir dönem vardı. O da bitti artık. Her şey çok ayan beyan. Yani işte bir propaganda bakanlığı eksik. Türkiye'de aşağı yukarı medyanın halini hepimiz biliyoruz. Ama beni asıl medyada umutsuzluğa kaptıran şey, bakın, evet, yadırgandı. Yani ben 2009'un Kasım ayında işte Sivil İstibdat diye bir yazı yazdım. Sonra da bir röportaj verdim 2010'un yılbaşı takip eden haftaydı galiba. Bunun üzerine, bu yazı üzerine bir röportaj yaptılar. Orada çok ilgi çekti falan. Evet, o zamandan herkes yani işte daha neler filan işte bir de ikincisi işte bu aslında darbeciliktir diyen oldu. Balyoz darbe planının bir parçasıdır diye yayın yapan gazete oldu. Ama demokrat filan liberal arkadaşlarımızın hani bu bir askeri şeyi, hegemonyayı demek ki önemsemiyorsun sen, sivili mi olur darbenin filan diye, bu çok tatsız bir şeydi. Çünkü yani olur olmaz, olmasaydı keşke. Yani doğru çıkmasaydı keşke. Ama böyle bir şey, böyle bir ihtimal de var ya, bütün toplumlar için var. Ve bunun böyle şiddetle, hani benim gibi bilinen, eden bir insanın, üstelik zamanında işte daha çok böyle karşı çıkmışım resmi ideolojiye, ona buna. Hani başörtüsü etrafında daha ziyade. Hani böyle bir insanın kalkıp da yok askerci bilmem neci falan gibi yaftalanması çok incitici. İkincisi, daha sonraki dönemde benim muhalefet etme şeyim de çoğaldı. Yani bir sivil diktayla öyle bir şey oldu. Yıpranma. Ondan sonra da işte 2011'de Tayyip Bey, o zaman başbakandı, şimdiki cumhurbaşkanımız, Konya mitinginde bu Kürt meselesiyle ilgili yaptığım bir konuşma ve yine iktidarını destekleyen medya tarafından işte büyük bir kışkırtma, işte onu demiş, bunu demiş filan, katliam yapılacak demiş diye. Onun neticesinde işte o mert değil, namert demesiyle Konya mitinginde, hemen seçim öncesiydi, gene genel seçim öncesiydi. İşte ondan sonra da ana medyadaki işlerimi kaybettim. Ama yani iktidarlar böyledir. Filan yani sert muhalefet yaparsanız, yani bu doğru, çok hakkaniyetlidir demiyorum ama bunu beklersiniz bakın. Ama asıl üzücü olan şuydu, o dönemde kimse buna karşı bir şey söylemedi. 5 kişi benle ilgili, ben de yani vay, bir medyadan arkadaşımıza bu deniliyorsa biz de kalemleri kırıyoruz, yazmıyoruz filan denmesini beklemiyorum kimseden tabii ki. Yani pek çoğu arkadaşımız yani. Tabii ki işlerine devam edecekler bir şekilde ama yani o zamanki ortam bu kadar sert de değildi. Buna karşın 5 kişi dışında ki Cüneyt Özdemir'di bir tanesi, bir tanesi Hasan Cemal'di. Çünkü onlar da, Cüneyt CNN'deydi, yani ben Milliyet'teydim o zaman çünkü. Yıldırım Türker çok büyük bir destek verdi Radikal'den. Kimse, hiçbir şey olmamış gibi yapıldı. Bakın, kadın programında kadın kadına konuşuyoruz. Ama bu bana destek veren veya mevzusu neden, yani ay bunu haksızlık yapmamak lazım falan filan diyen bir tek kadın çıkmadı. Yani bu benim için çok acı bir hatıradır. Bir de siz 28 Şubat döneminde de bu kadınların verdiği şey... Ama ben sadece yani 28 Şubat sürecinde yani şeyler, İslami kesimden arkadaşlarınızın sesi çıkmadı falan diyecekseniz sadece onlardan ibaret değil ki. Yani böyle bir şey illa onların tepki vermesi gerekmiyor. Diğer çevrede, muhalif çevredeki insanlar için de aynı. Onlar, o kadınlar için de aynı şey geçerli. Yani kimse tınmadı. Ve de zaten işte böyle otoriter bir düzene giden taşlar böyle böyle oluyor. Yani işte hani bana dokunmuyor nasıl olsa, ben yerimi kaybetmeyeyim, riske atmayayım falan denine denine. Sonu böyle oluyor. Dediğim gibi yani kimsenin Taksim'de kendini yakmasını beklemiyorum. Ama hani bir geçmiş olsun falan bile, benimle aynı gazetede yazan arkadaşlarımdan
bana geçmiş olsun telefonu bile açmayı çok görenler oldu. Yani çoğunluğu böyleydi zaten, öyle söyleyeyim. Bunlar çok daha acıtıcı benim için. Yoksa dediğim gibi yani bizim gibi ülkelerde sert rejimler olabilir, siyasetler olabilir. Bunlara muhalefet hale, buna rağmen göze aldım, muhalefet yapıyorum, yapmak istiyorum, yapacağım, devam edeceğim, mücadele edeceğim diyorsanız başınıza bir sürü iş de gelebilir. Yani inanın bunlar insanı psikolojik olarak çok daha az yoruyor ve umutsuzluğa kaptırıyor. Ama yani diğerlerinin yani gerekçesini bulmakta insan tabii çok zorlanıyor. Aynı şey işte Cumhuriyet'ten atılmamda da oldu. Yani bir evrim tartışmasıdır, odur budur filan diye. Cumhuriyet'teki işime son verildi. İşte bir takım medyadan arkadaşlar ne kadar üzüldüklerini filan işte belirttiler. Ama onun dışında yine aynı şekilde yani neredeyse hak ediyordun demeye getiren mi ararsınız? Öyle davranan mı ararsınız? Yani inanılır gibi değil. İnanamadım gerçekten olan bitene. Ve ondan sonra da hiçbir, bakın şu an itibariyle de bir sürü işte yani güya muhalif işte bir takım kanallar, şeyler var işte. İnternet sitesi, internet gazeteciliği falan var. Şu anda ben hiçbirinde yazamıyorum. Çünkü orada bir evrim mevzusu var. Öbür tarafta zaten durumum belli. Yani bunu hani Türkiye ile ilgili zaten çok iyimser değildir benim tahminlerim ama bu kadarı gerçekten bana da çok fazla geldi. Doğrusu yani aman illa yazayım mazayım anlamında değil. Fakat yani bunu ara sıra düşünüyorum ya. Yani böyle bir ülke burası. Bu kadar böyle bir ve de muhalif kesim filan işte yani güya böyle hani antidemokratik filan böyle bir eksende bir şeyler yapmak lazım filan. Fakat evrime inananlarla evrime inanmayanlarla yapmayalım filan gibi bir şey oluyor yani. Beni tolere edebilecek bir muhalefet yok yani. Onu düşündüm. Ya yani böyle bir mevzu yüzünden yani bunca şey yaptıktan sonra ondan sonra kalkıp da hani bundan böyle bir iktidar destekçiliği falan çıkarmak akla ziyan bir durum. Ama durum hala bu ve ben bile bazen inanamıyorum. Yani öyle çok dediğim gibi yani yaz deseniz de artık yazma isteği içerisinde değilmiş bir şekilde. Ama bu basbayağı böyle oldu. Yani bir sürü siteler, hepsi eşimiz, dostumuz falan, arkadaşımız bazısı. Hani kimsenin yüzüne vurmak istemem ama durum da budur yani. Peki dediniz ya sivil istibdat yazısı 2009. Da yazdın dediniz değil evet, mi? Evet sonunda. Şimdi üzerine tezler yazılıyor. Yani o dönem sizi değil mi? Ama gerçekten öyle. Yani bazen geç belki de bazı durumlar anlaşılıyor diyeyim. Biraz daha eskiden mesela şey düşünüyorum, az önce anlattıklarınızdan aklıma geldi. Siz, Nazlı Alacak, Ruşen Çakır, yani birbirinden farklı düşünen, belli noktalarda aynı, belli noktalarda çok çok farklı, çok çok ayrışan isimler. Birlikte gerçekten ekranda izler, farklı düşünceleri dinleme fırsatı bulurdu insanlar. Fakat şu anki ortamda bu mümkün değil herhalde değil mi? Yani birbirine ağırlıyor insanlar neredeyse. Tabii şimdiki medya düzeninde zaten yani böyle biliyorsunuz sadece benden ibaret değil. Sonra o çorap çöküğü gibi herkes topun ağzına girdi ve herkes işte... işlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Kimisi artık yetti gayri deyip emekli ayırdı kendini filan. Ve medyada hemen hemen yani işte bağımsız filan. Zaten öyle bir ortam yok yani. Kimse kalmadı filan. Öyle bir şey herhangi bir medya grubu içinde yer almanız mümkün değil. Öyle bir şey tabii farklı fikirlerin bir arada olmasını bıraktık yani. Hani sıradan bir yorum yapmak için bile bir alan yok zaten, kaldı ki yani birbirimizi tolere edelim falan. Ve onun dışında da yani dediğim gibi zaten farklı fikirlerle nasıl bir araya geleceksiniz ki? Bakın yani farklı fikirler olan gazeteye gittik. Üstelik de ben Cumhuriyet'e yani zor ikna olarak yani okuyucusu beni yadırgalar olur mu olur falan diye. Yani kendileri de biliyorlar. Bir sene aldı benim ikna olmam Cumhuriyet'e gitmeye. Yani farklı fikirler de birbirle görüşmek istemiyor zaten. Değil mi? Doğrusunu söylemek gerekirse yani imkan olsa ben de şu anda medyada konuk olanlarla, kusura bakmasınlar ama
laf alıp verecek bir konumda kendimi öyle bir konuma sokmak istemem. Herkesin tahmin edeceği nedenlerle. Ve de yani doğrusunu söylemek gerekirse yani farklı fikirler tartışılsın edilsin filan filan ama artık benim yani böyle mevcut iktidar ne derse evet çok iyidir yani ertesi gün yok çok kötüdür filan diyen insanlara ben farklı fikir de diyemeyeceğim. Yani bunda farklı fikir başka bir şeydir yani sizin gibi düşünmez adam yani başka bir tür şekilde veya kadın başka şekilde düşünür ama şimdiki zaten farklı fikir filan da değil. Dolayısıyla zaten o eskiden farklı fikirde olan herkes zaten yani dışarıda ve ortak bir zemin olabildiğince o zemine geldi. Hala konuşabilenler ise zaten ona biz fikir demiyoruz. İşte dediğim gibi yani bir tür. Tabii propaganda. Çünkü dediğim gibi yani insan dersiniz ki bu şu insan şunu savunuyor. İki gün sonra yani eğer iktidarın görüşü değişirse o arkadaşların da görüşü değişiyor. Dolayısıyla ben bunları hani ben farklı fikir sahibi insanlar diye adlandırmak da istemem. Öyle bahsedilmesini de istemem. Öyle kategori böyle bir kategorimiz olmamalı. Çünkü o bir fikir ayrılığı yok artık bence. Siz Merve biraz hep önce, çok can sıkıcı sorular sordum. Sen lütfen biraz daha tatlı sorularla. Ben medya konusundaki tahminlerini merak ediyorum Nuray Hanım'ın. Türkiye konusunda yaptığım tahminler çok iyimser olmaz dediniz biraz önce. Ama şunu merak ediyorum. Medyanın iyileşeceğini düşünüyor musunuz? Bu koşulların değişeceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Düşünmüyorum. Yani medya bu işlerin bir ucu, yani bir göstergesi, bir alanı, çok çok ön planda, çok görünen bir alan. Ama yani ben böyle hani battık bittik, Türkiye düzelmez filandan bahsetmiyorum. Olan bitenden bakıyorum. Türkiye'nin bu otoriter ortamdan çıkış şeyleri, bana işaretleri görmüyorum şu an itibariyle. Yani ama ben de falcı değilim yani. 5 yıl sonra ne olur, 3 yıl sonra ne olur onu bilemem ama şu an itibariyle en ufak bir çıkış noktası görmüyorum doğrusu. Yani kötümser yorum yaparım ama ne bileyim işte Kürt meselesinde barış sürecinde mesela umutlanılacak bir şey olarak çok destekledim. Yani illa da böyle o da olmaz, bu da olmaz filan tavrında değilim. Olmamı zaten hastalıklı bir şey olur o. Yani öyle umutlandığım zamanlar oldu. Hani belki buradan bir çıkış, belki şu dönemeç, belki bu dönemeç. Yani çünkü bir toplumu da 2009'da öyle görüyorsunuz ama yani işte tamam gördüm kardeşim. Ben öyle bir kaygım var dedim. Yani askeri hegemonyayı yıkmak doğrudan demokrasi getirmez hiçbir topluma. Yani o zaman eşit sayılıyordu. Askeri hegemonya kalkıyor. Demek ki o zaman demokrasi gelecek. Bu şeye benzedi yani biraz da. Doğu Avrupa ülkelerinin kaderi de böyleydi 80'lerde. İşte Sovyetler sistemi kalkacak. İşte bunlar birdenbire böyle güller gibi açacaklar ve demokrasi işte bütün dünyada hakim olacak yani. Sonuçu görüyoruz yani Doğu Avrupa'da nelerin geldiğini, gidenlerin yerine Macaristan'ın hali ortada, Polonya'nın hali ortada, diğer bizim daha az izlediklerimizin hali birazcık kurcalasanız. Öyle yani otoriter bir düzen filan kalkınca ister askeri bir otoriterlik olsun, ister farklı Sovyet düzeni gibi olsun. O kalkınca yerine hemen o gitti yerine böyle bir bileşik kaplar gibi böyle fizik kanunu değil ki bu toplumsal işler. Ben o zaman o yüzden dedim yani öyle çok beklemeyin kendi kendine demokrasi olacak diye. Çok rahatlıkla yani bir takım ipuçlarından yine o zaman onun gerekçelerini yazmıştım. Niçin bunun yerini bir sivil otoriter ortam alabilir diye. Ama bu demek değildi ki yani işte yok kaçınılmaz olarak artık hiç bu memlekette ot bitmez değil. Ama sonuç itibariyle o süreç 10 yıldan bahsediyoruz. 10 yıl boyunca pek çok şey oldu onların içerisinde. Yani acaba değişir mi ortam diyebileceğimiz şeyler de oldu. Daha umut vadedici ve olabilirdi yani. Olmaz artık, bitti, gitti. Memleket falan diye bakacak birisi değilim. Yani dünyaya öyle bakmıyorum zaten. Hani indirgemeci bir şekilde veya kestirmeci bir şekilde. Ama sonuç olarak öyle oldu. Şu an itibariyle de benim yani umutlanabileceğim pek bir işaret yok. Yani bu demokratikleşme yönünde. Yani Türkiye demokratikleşmeli ki hani medyada ona göre yani
Türkiye... Bu zaman alacak bir süreç yani. Zaman alacak bir süreç tabii. Yani şu anda öyle bir şey görmüyorum. Tam tersine yani. Seçimi kazanan insanın şeyi kazandığı tartışılıyor. Yani böyle bir ortamdan yani medyayı geçin. Yani bir Türkiye biraz dediğim gibi biraz demokratikleşmeden de geçtik. Yani biraz daha normal bir yere doğru gitmesi lazım. Yani ne bileyim seçimde fazla oy alanın kazanması falan gibi mesela. Onun bile olmadığı bir yerde. Şimdi yani değişir mi medya falan filan. Onu bilemem. Dediğim gibi Türkiye o bakımdan değişmediği gibi muhalefet de kendi otoriter demin bahsettiğim de o. Yani muhalefet de kendi içine kapalı, son derece hoşgörüsüz ve kendi cemaati içerisine kapanmış vaziyette ve sertleşmiş vaziyette bu manada. Onu da kaydedelim yani bu ortam daha o bu yüzden mi oldu, şu yüzden mi oldu yani o tartışılır ama sonuç itibariyle muhalif medya da yani. Ben Twitter filan sosyal medya takip etmiyorum. Herkes birbirinin gözünü oynuyormuş. Hayır kullanmıyorum. Yani bir eksiklik tabii. Evet bir eksiklik onun farkındayım. Çünkü bazen de çok şahane şeyler, çok zekice şeyler falan oluyor. Onu bana yeğenlerim filan gösteriyor. Yani kullananlar gösterince çok hoşuma gidiyor. Ama o bir tercih meselesi. Yani ben onu gerçekten böyle kim ne demiş ne yapmış filan diye sürekli yani kendim tweet mi atmam zaten de. Yani bana pek şey gelmiyor. Yani. Gündemi nereden takip ediyorsunuz? Çünkü şu anda mesela gündem Twitter, yani sosyal medya araçlarından akıyor neredeyse. Biz genelde mesela sosyal medyadan takip ediyoruz. Siz nasıl takip ediyorsunuz? Gündemin çok genel ana hatlarını, haber bültenlerine bakıyorum. İşte bir de böyle hani yine benim aklımda değil fakat muhalif diyebileceğimiz kanallar var işte Halk TV falan filan. Onlara da bakıyorum çünkü işte o CHP'liyi çıkarmıyorsa ana medya bunlar çıkarıyor. Hadi biraz da onun konuşmasını da oradan dinliyorsunuz. Böyle çok önemli bir şey olursa sosyal medyada zaten eş dost yani günde birkaç tane böyle telefon konuşması yapıyoruz. İşte duydun mu oymuş buymuş falan diye. Onun dışında ben çok takip edilecek bir şey görmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani böyle yani şu adam en son ne demiş? Onu zaten ben takip etmek istemediğim için bu alanda yok. Bana ne derse desin yani. Buna sinirlenen arkadaşlarım da var. Dostu duydun mu filan şimdi ne yazmış? Dün ne diyordu? Ya bu insanların zaten ben ne dediğini yani bu bahsi geçen pek çok insanın ne dediğini işte düne kadar böyle yani baş böyle destekçi, bu gidişatın destekçisi demek istiyorum. Yani iktidardan bahsetmiyorum. Bu gidişatın destekçisi insanların. Birdenbire muhalif olması filan yani çok güzel. Hani doğru yolu buldular filan da diyemeyeceğim. Çünkü öyle bir şey yolla gitmedi bu. Yani herkes sıra kendine geldiğinde kendi bindiği dal kesilince muhalif oldu. Bu insanların da işte böyle kalkıp 30 saat şeyinde dedikodusunu yapmak istemiyorum. Aa duyuyor, gülüyor musun işte biliyorsunuz 3 sene önce ne diyordu da 5 sene sonra şimdi muhalefete geç. Aya bu bir dakika artık. Yani bunların tek tek ben ne yazdığını dinleyeceğim, söylediklerini dinleyeceğim. Gereksiz bir bilgi akışı da oluyor yani çok daha. Bir de insanlar bunun üzerine çok efor sarf ediyorlar. Evet, ve bayağı sinirleri bozuluyor filan. Hatta bana böyle biraz da şey muamelesi yapıyorlar. Ne bu ne genişlik, bu ne rahatlık filan diyor. Sanki olması gereken olmuş. rahatlık filan değil gerçekten. Ben o bakımdan bencil bir insan değilim ama çok böyle... Hani kendim hayatımı korurum bazı şeylerden. Yani niye dünya kadar zamanımı böyle saçma sapan işte dün onu diyormuş da bugün bunu bilmem diyebilecek. Zaten bence yani sicili geçmişte de çok belli insanların birbirlerini yemesi veya birdenbire işte bak helal olsun şimdi de bunu dedi. Ha bununla gelen arkadaşlarım var. Cemazi ile evvelini biliyorum ben bu arkadaşların. Buraya gelen yolda ki taşları bunlar ördüler. Yani ben insan fikir değiştirmez, tutum değiştirmez. İlâ nihai bu insanlara düşman olmak lazım demiyorum. Ama dediğim gibi dışlandığınız zaman kalkıp laf etmeye başlarsanız yani bunu iktidar da biliyor. Biz de biliyoruz. Yani dışlandıktan sonra ama işte şimdi bilmem ne yazıyor. Geçti borun pazarı. Yani şimdi yazacak yani. Bir işaret gelse yani şimdi laf eden pek çok insanın gene bu ortama destek vereceğini tahmin ediyorum inşallah. Bu tahminlerim doğru değildir ama bunlar benim dediğim gibi çok ilgimi çekmediği için
Yani bu çok önemli kritik noktalar vardı Türkiye'de siyasal sürecinde. O noktalarda zaten ne yaptığı belli insanları, yazarları, çevreleri ben çok fazla izleme gereği duymuyorum doğrusu. Biraz sizi konuşalım. Böyle her gün yaptığınız ritüelleriniz var mıdır kendinizle ilgili? Kendinize döndüğünüzde, kendinize baş başa kaldığınızda yaptığınız ya da ne yaparsınız gün içinde? Ya da her gün yapmadan... Zor. Her şeyi yaparım. Gün içinde detaycı bir insan olduğum için hayatımda son derece detaycıdır. Ve de gündelik işlerim çoktur yani. İşte alışverişinden tut, onun sınavına kadar. Gün içinde işte hayatıma yeni giren ritüel, kedilerin hizmetleri ve bakımı oldu. Onun dışında ben rahat yaşamayı seven bir insanım. Yani bunu itiraf etmek istiyorum. Öyle yani sabah 6'da kalkayım, jogging'e gideyim falan, ben öyle biri değilim. Hiç olmadım. Hala da öyle değilim. Geç kalkarım, çok geç yatarım. Gece asıl böyle açılırım. Öyle, yani biliyorsunuz biyoritmi değişik. Gece insanıyım. Yani böyle hani eğleneceksem de gece, çalışacaksam, bilhassa çalışacaksam o da gece. O yüzden böyle günüm işte böyle bir afyonum zor patlayarak başlar. Ivır zıvır işlerim ne sürer. Aile ilişkilerim sağlamdır. Dolayısıyla işte beni büyüten halam, çok yakın oturuyoruz. Mutlaka günün belli saatlerini onunla geçiririm. Genellikle 5 çay dönemi olur, o saatleri olur. Ondan sonra ben akşam yemeğinden sonra asıl kendime gelirim. O gün ıvır zıvır bittikten sonra. O zaman da rutin yaptığım şeyler periyodik takibidir mesela. Dış dünya siyasetini takip ederim. Çok uzun senelerdir ve de yani dikkatle takip ederim. Belli periyodikleri takip ederim. Onların bitmesi gerekir. Yani okunması gerekir filan, notların alınması gerekir. Ondan sonra mutlaka ben velüt bir yazar olmadım. Yani çok kitap filan yazmadım. Yetecek kadar, profesör olmaya yetecek kadar yayın yaptım. Ama mutlaka çok dosya çalışırım. Yani hani zevk için. Diyorum ki öğrenmeyi çok sevdim. Çünkü güzel bir mazeret değil, biliyorum yani. Bu bir yazma tembel. Öğrenmeyi o kadar çok seviyorum ki diyorum. Yani bu kadar güzel şeyler yazılmış falan. Yeni yeni şeyler öğrenmek varken ve bildiğim şeyleri niye yazacağım falan. Ama artık bu da bir kısır döngü olduğu için bu sene bir kitaba başladım. Bir istediğim, toparlamak istediğim bir makaleyi yazdım. Böyle bir vefat eden arkadaşımızın armağan kitabını. Bir de işte kitabın bir iki bölümünü yazdım. Ama tabii aralarda gene dikkatim dağılıp başka bir şeyler falan, yani bir çok yayın takip ederim. Ne yazılıyor, ne bitiyor, ne oluyor, orada ne oluyor, burada ne oluyor, Tayland'daki seçimlere varana kadar öyle dikkatim dağınıktır. Ve onlar da bayağı bir insanın bir zamanını alır biliyorsunuz, ama o yani o çalışmayla zevk arası bir şey. Ve saatlerce bunlarla uğraşırım. Şu anda da akademik çalışmalarınızla devam ediyorsunuz. İşte bu kitabı yapıyorum. Yani toparlamaya çalışıyorum. İşte Türkiye'de bir sürü şey oluyor. Distraksiyon olarak da dikkatiniz dağılıyor. Ama o bir yandan da onu çalışıyorum. Daha yani kitap haline getirmediğim de çok dosyam vardı. Yani her zaman böyle bir dosya çalışırım, bir yere koyarım alıntılarımı, notlarımı falan filan. Yazma konusunda biraz tembelleşirim. Yani onları yapıyorum. Zaten yani vakit diyorum zaten ki bu kadar çok şey yapıyordum. Çok seyahat ediyordum bir dönem. Yani 15 sene kadar zaman çok yoğun bir dönemim oldu. Ben yazıyordum, televizyon programları vardı, okul vardı. Çok seyahat ediyordum Orta Doğu'ya. Nereye gidip geliyordun? Hep Orta Doğu'ya gidiyordum. Yok, gezmek için bir yere gitmeyi sevmem, onu da söyleyeyim. Hayır, sevmem. Ama Trabzon'a gidip geliyorsunuz. Ama Trabzon yani zaten orası benim memleketim filan. Orası benim için güzel. Tatil falan sever misiniz? Sevmem. Öyle mi? Evet. Evet, maalesef her böyle aşırı, yani rahat yaşamayı severim dedim ama onun da kendi içerisinde bir disiplini vardır. Yani ben kendime göre ayarlamayı severim, öyle diyeyim, rahattan ziyade böyle yan geleyim yatayım. Bir saat bile boş kendi alanınızı korursunuz. Evet, kendi programınızı. Bir saat bile boş geçirsem çok rahatsız olurum. Biraz o bakımdan şikayetçiyim yani, yaş ilerledikçe o disiplinler de daha katı hale geliyor.
O yüzden sırf gezmek için çok nadiren bir yere giderim ve hemen sıkılırım. Yani bu deniz tatili falan da olsa. Ve mutlaka böyle uğraştığım işlerin devam etmesini isterim. Ve artık yani böyle bir hastalık halinde. Çünkü bizim alanımızda bir de evet, hastalık ama şey, takip edilecek şey bitmiyor. Yani yeni bir şey çıkıyor falan. O beni çok heyecanlandırır. Böyle alakasız bir konu bile olsa. Yani baş dışarıdan baktığında seninle ne alakası var falan desen. Ama ben onu bir yerden böyle kafaya taktığım bir konudur. Vay, yeni bir kitap çıkmıştır. O beni böyle çok neşelendirir falan. İlla onu bulacağım, edeceğim, bir araya sıkıştırıp okuyacağım falan. Böyle bunlarla şey yap, meşgul olduğum için aslında maalesef öyle çok ehli keyif bir insan değilim. Yani dediğim gibi kendi günümü kendim ayarlamak isterim. Erken kalkayım, spor yapayım. Spor da zaten sevmediğim için. Yani yüzmeye gidiyorum mecburen sağlık yüzünden. Ama öyle dediğim gibi hani böyle bir şeyim, bir rutinim olsun. Yani o manada bir disiplinim yok. Ama benim kendime göre bir gündüz, gece dengem ve kendime göre bir ritmim var. O aralarda yani mutlaka yapılması gereken bir şey. Kendimce yapılması gereken şeyleri yaparım. O biraz benim ruhumu sıkan bir şey. Artık sıkmaya başladı. Telkinle kendimi biraz daha böyle rahatlatmaya çalışıyorum. Daha keyfi davranayım istiyorum ama o yerleşmiş oluyor insana öyle bir disiplin. Öyle devam ediyorum yani. Gittiği yere ama kadar. Gün çabuk geçiyor maalesef. Siz tabii bunu daha az hissediyor olabilirsiniz ama bizim insan, için de çok hızlı geçiyor. İnsan, siz hiç faalsiniz anlıyorum ama insan inanın belli bir yaştan sonra zaman çok çabuk geçiyor gerçekten. Yani neye harcıyorsunuz? Dediğim gibi o kadar yoğun işler yapardım ben. Bunların hepsi bitti. Ama benim bol zamanım olması lazım değil mi? Hayır efendim yani. Bu zaman nereye gidiyor diyor. Ben de şaşırıyorum. Bu zaman nereye gidiyor? Ama mutlaka bir şekilde doluyor. Yetmemeye başlıyor. Belli bir süre sonra biz daha mı geç fark ederiz? Öyle mi düşünüyorsunuz? Yani biz daha mı, belki şu anda bize yetiyordur. Siz yaş ilerledikçe yetmemeye başlıyor. Evet, bir şekilde yetmiyor. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Hoş zamanımızda gençler için de yani temposu, hayatın temposu arttı filan. O da bir gerçek. Ama yani yaş ilerledikten sonra gerçekten nedense insanın böyle hayatına çok girdi oluyor. O da var tabii yani. Bir sürü girdiniz oluyor. Yani eşiniz, dostunuz filan her şeye rağmen çok oluyor. Yani mutlaka birileriyle görüşüyorsunuz. Yani şikayet ettiğimden değil ama yani bilmem yani işte 30 yaş başka. Şimdi ben 59-60'ın eşiğine geldim. Bir sürü şey birikiyor hayatınızda. Aileyle ilgili sorumluluklarınız var. Çocuğum yok benim mesela, o sorumluluktan kaçtım ama yeğenlerime bakıyorum. Çok da seviyorum. Yani bir tanesi en küçüğü benle kalıyor. Lise 2'de. Böyle şeyler yürüyor ve dediğiniz gibi yani sevdiğiniz insanlar yani ne kadar az olursa olsun Allah eksiklerini göstermesin. İşte bir gün onu görüyorsunuz, öbür gün onu görüyorsunuz. Bir şey oluyor, bir araya geliniyor. Hafta bitti zaten. Hafta bitiyor gerçekten öyle. Yani böyle suçluluk duyuyorum işte. Bu hafta yeterince çalışamadım falan diye. Öyle. Yani dediniz, hala mısınız, teyze misiniz? Halayım. Beni de halam büyüttü. Yani daha doğrusu çok destek oldu büyümemde. Bizde bir hala devamlılığı var. 3 tane kız yeğenim var. Ve de evet, onlarla çok yakından ilgiliyim. Nuray Hanım'ın fotoğrafları var. Onları da rica edelim ve üzerinde hikayelerini konuşalım. Olur. Bu annem, babam. Bu da annemiz de babamız. Evet. Annem çok genç bir anne. O yüzden halam daha çok yetişmemde rol oynadı. Benim gibi değildir, son derece neşelidir. Babamı çok sevdiğim için bunu getirdim. Evet. Siz de babanız değil çıktı. Mi? Evet, anne babam. Babam tam bir cumhuriyet babası. Evet. O yüzden hani dalga geçilen şey var ya muhafazakar şey, cumhuriyet baloları diye. onlardan bir tanesi. Bizde de öyle model cumhuriyet ailesi. Böyle her nereye gidilirse hemen kızlarını, eşini, daha sonra erkek kardeşimin eşi gelinini mutlaka dansa kaldırırdı. Ve bunu böyle altını çizer filan. Model aile dediğim gibi. İşte bir gençlik fotoğrafınızı getir dediniz. Ben de buna baktım ve şaşırdım. Yani ben burada aslında 23 yaşında falan olmalıyım ama çocuk gibi çıkmışım.
Veya şimdi mi çok yaşlandım da bana öyle geldi? Yok, gerçekten çok iyisiniz bu arada. Çok yani. Küçük gibi geldi bana ama yani 23 yaşındayım. Çok doğal bir fotoğraf ama yani çok böyle. Şimdi zor. Evet. Bu pozlar şu an bir de bunu gören diyecek ki burada masum masum bakıyor bu cadı kadın. Ay, hiç kimse de öyle demez. Kimsedeki intibam böyle masum diye. Bugün bu bir iki yani çok da bulamadım. Çok güzel bir fotoğraf. Her şey birbirine karışmıştı. Bu benim minikliğim. İşte halam beni, o da öğretmen. Tam o da tam bir cumhuriyet öğretmeni. Yani onun kucağındayım. Ve herhalde 23 Nisan falan filan. Ailenizin cumhuriyetçi olup sizin o kalıpları kırmanız da çok değerli bir şey. Ama zaten yani. İnsan öyle olur diye biliyorum ben. Yani insan böyle kendisine empoze edilen şeyleri sorgular. Öyle öyle kişilerini bulur. Çoğu yerde, çoğu insanda bunu örneklerini, yani çok az örneklerini görüyoruz ya da az görüyoruz. Vallahi yani işte başka türlü isyanlar da oluyor aileye falan. Başka şekiller alıyor belki. Benimki siyasi, ben çocukken bile siyasi bir çocuktum. Belki benimki siyasi bir isyan haline aldı böyle. Evet, o yetiştim, o ideolojik şeyler falan. Onlarla evet bir hesaplaşmaya giriştim. Yani ben çünkü biraz da hani sınıfsal bir durum olduğunu da düşünüyorum. Ben yani solcu bir çocuktum diyeceğim neredeyse. Çünkü Marx okuyarak solcu olunmaz bence. İnsan böyle hani böyle bir birazcık aklı kayar. Niye haksızlıklar var, niye o var, niye bu var, öyle olunur. Bir de tabii sosyal demokrat bir ailenin çocuğu genelde daha sosyalist falan olur. Yani o da normal aslında. Oradan ben aslında biraz da hani hem aile çevresi hem de bunun bir yani... İşte onlar sosyal demokrat diyorlar, işte biz de solcu izliyoruz falan ama böyle bir sınıfsal bir tarafı var yani kesinlikle. Muhafazakar kesimi yapılan. Ben biraz oradan, o beni kışkırtmıştır yani başörtüsü falan konusunda. Bizimkilerin tavırları her ne kadar örtük olsa da aslında biraz da sınıfsal bir burjuva tavrıydı. Bir solcu şimdi olarak... Şimdi tabii o değişti. Şu an sınıfsal durum çok değişti tabii. El değiştirdi. Şimdi el değiştirdi. Evet. Ama o zaman öyleydi. Bu da Trabzon'daki evim. Evet. Aa, çok güzelmiş taş evi. Bunu getirdim çünkü işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz deyince işte fırsat bulunca da yazları zaten daha uzun zaman harcamaya çalışıyorum. Çok güzel ama tam böyle evet. Burada uyanmak ister misiniz diye fotoğraflar olur şeyde sosyal medyada paylaşılır falan. Ne yapıyorsun Trabzon'da falan diyorlar, o yüzden getirdim. Yani ne yapayım? İşte böyle bir evde uyanıyorum. Güzel, evet, yani böyle şehirde, böyle 16 milyonluk şehirde mi insan yaşamak ister? Ya yoksa veya en azından ara sıra böyle kaçmak mı ister? Trabzon'a sık gidiyorum. Mümkün o mertebe. Nuray Mert, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür çok güzel bir sohbetti. Ben gerçekten böyle ederim. Çok samimiydi. Bizim için çok gerçekten çok iyi geldi. Çok hissettik onu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, bir kadında bugün yine değerli bir kadınla çok samimi sohbet gerçekleştirdik. Akademisyen, yazar Nuray Mert bizimle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadı, geldi. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.